da. 30 metrede. Çok net, çok güzel. Alman mı alalım? Alman, Almanya'ya da getireyim. 360 derecede şey yapıyor. Bir taraf değil. 360 derece. Çok güzel. Onu ben bir dahaki hatırlatalım mı? Hatırlatalım, bir deneyelim. Vay vay vay. Bak sizin için, Allah için de sizin için geliyorum. Ondan sonra kısa bir ders yapacağım. Zannediyorum inşallah işinize yarayacak. En büyükleri kaç yaşında? O sıranın hocaları hariç. En büyük liselerden mi söyleyelim abi, üniversitelerden mi söyleyelim? Ha yok, onlar abiler. Ortaokullardan mı söyleyelim? Ha, en, o zaman küçük kaçtı, 11 mi? Evet. En küçük 11. Sen misin 11? Nereden geldin ya? Sarıgaz'dan. Sarıgaz'dan. Kaç defa soruyor bu Hasan ya? Şimdi ya Rabbi. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Şimdi size farklı yerlerden okuyacağım. Diyor ki, Risale-i Nur'un hizmet ettiği hakaik imaniye, Risale-i Nur, yani kaldığınız şu yer, biz de bunu okuyoruz, size de tavsiye ediyoruz. Yani biz başka bir şey okuyup da size başka bir şey tavsiye etmiyoruz. Yani bu Risale-i Nur neymiş? Diyor ki, hizmet neye hizmet ediyor? Saat kaç o? Kaç saat? 50 geçiyor abi. 50 geçiyor. Ondan sonra en fazla taş çatlası 40 dakika. Tamam, ondan sonra çıkmayacağım. Ne yapar? 20 ot kaç? Buçuk. 30 geçe. Buçukta keseceğim. Risale-i Nur'un hizmet ettiği hakaik imaniye, iman hakikatleri her şeyin fevkinde olduğu gibi. Niçin? Çünkü mevzu Allah. Allah'tan haşa, haşa, daha değerli, daha bir şey konuşulacak ne var ki? Gelirken bir tanesi ne diyor biliyor musun? Arabada, şimdi evlenecek de, işte babası başka bir şey diyor, kendisi başka bir şey diyor, tamam mı? Kafam karışık dedi. Dedim ki sana bir çıkış yolum. İstişare ettin, kafana yatmadı. Bak işte, bak, hadi konuşalım. Sen böyle diyorsun, aile böyle diyor. Ben de başka bir türlü söylüyorum. En iyisi Allah'a soralım. Allah'a nasıl soracağız dedi ya. Yani bir Alman gibi sakın düşünme. Allah benim evlilikle meşgul olacak demeyesin. Bizim Allah böyle. Güneş dağlara vurur ama ufakça odun parçasına, taş parçasına vurmaz. Niye? Yorulur. Ya çok vurdum, dağı nasıl vurayım? En büyüğüne vurduğu için vurduğu gibi en küçüğüne de vurur. Aynı özelliği. Dağ ne, hangi özelliğiyle varsa bir ufak taşta da aynı var. Güneş. Niçin? Nurani olduğu için zorluk, kolaylık yoktur. Allah herkeste aynı anda tek tek ilgileniyor ama bir ilgilenmek diğerine mani değil. Navigasyon gibi. Navigasyon biliyorsunuz değil mi? Bilmeyen var mı? Navigasyon yazarsın. 1 milyon insan girer. 1 milyon. Bir tanesine yolu böyle gösterir, bir tanesine böyle gösterir, bir tanesi böyle gösterir. Öyle mi? Aynı anda navigasyon farklı yer gösterir. Birisi eczane arıyor, kimisi hastane arıyor. Kimisi bilmem ne arıyor. Geçen bir, işte en kısa, en yakın cami nerede dedi, kazan verdi ya. O anda birisi meyhane arıyor. Navigasyona soruyor, meyhane nerede? Peki, aynı anda bir tanesine sağa git diyor, ötekisine sol git diyor. Önüne git diyor, arkaya git. İnsanoğlunun yaptığı navigasyon uydu. Herkese aynı anda farklı farklı cevap verirse, o yapılan akıl bunu yaparsa, bunu yapan akıl, bunu yapan Allah ne yapmaz? Yani navigasyon herkesle ilgileniyor da, meyhane sorana, eczane sorana, yol sorana, tamam mı?
İşte PVC Atölyesi, Erniş Veriş Merkezi, şeyi soruyorsun. Terzi nerede diye sordum. Falan. Düğme alacaktım. Pat diye yeri söyledi. Acayip bir şey ya. Tamam. Nerede terzi vardı en kısaca. Yani aynı anda yapıyor kardeşler. Şimdi Allah'a da soralım. Ya Rabbi, benim evliliğime ne diyorsun? Nasıl soracağız dedi. İstihare namazını yapacağız. Durdu. Ne desin inanırsın abi? Ya dedi, gönlümde olanı söylemesini yapacağım dedi. Bu kararı vermiş belli ki, tasdikçi arıyor. Allah'ın vereceği kararı bile sorguluyor. Gençlik, gönül ferman dinlemez ya. Ya dedi, gönlümde olmayan derse bana ne diyeceğim dedi. Yandım. Vay be. İnsan oldu değil mi? Kızmadım biliyor musun? Güldüm. Vay be ya Rabbi. Ne acayip kullarım var ya. Ben ondan beterim. Ahireti vallahi bu kadar biliyorum. Rahatça güneş diyorum. Allah cevap veriyor. Hiç kimse bilmiyor. Sen kimseye açmadın konuyu. Gittin istihare namazına yatıyorsun. Allah renklerle konuşuyor. Bazılarını açık söylüyor. Bir tane zat geliyor. Diyor ki evladım şöyle yapma böyle yap. Bazılarına da renkle konuşuyor. Kırmızı siyah olursa yapma. Yeşil beyazsa yap. Kılma şekli de ya Rabbi sen biliyorsun gönlümdekini. Sana sormak isterim. Ben bakayım ne diyeceksin diye. Hemen öğretiyorum size tamam mı bunu? İstihare namazını. Böyle niyet edeceksin. Ve ya Rabbi benim hakkımda hayırlı olanı bana göster diyorsun. Ve rızan için namaza diyorsun. İki rekat namaz kılıyorsun. Birinci rekatta ne okuyorsunuz? Kafirun ama Subhaneke malum da. İkincisi say? İhlas abi. İhlas okunuyor. Kafirun, kul yayıyor kafirun. İkincisi ihlas nedir? Kul vallahi evet değil mi? Heh, o okunuyor. Ondan sonra şeyde ilmi halde duası var. Duayı bilen oradan okursun. Bilmiyorsa da kaldır. Ya Rabbi niçin kıldığımı biliyorsun. Amin. Hasan geldi. Niye geldi? Kabe'ye gitmiş ya adam. Kabe'ye gitmiş. Dua edildiği yer neresidir meşhur? Muhtezem. Oraya yapışmış Muhtezem'e. Ya Rabbi bu haso niçin geldiğini biliyorsun. Amin. Tam bir şey yok ha. Ondan sonra büyük uzatta Keşel Kubur demiş ki bu sene herkesin acı kabul edildi. Bir masum bir insanın duası hürmetine. Bu demek bu adamın duası ya. Ne kadar halis söylemiş. Allah için Allah'a tövbe ikna etmek değil. Allah'a memnun etmek. Yani rızasını kazanmak için çok büyük şey yapmak gerekmiyor. Halis olacaksın kalbinde. Böyle yok. Böyle. Yalan konuşmayacaksın. Assalar bile bak ben bir abinizim. Bak 55 yaş. Babanızdan da büyüğüm. Bana dediler ki 2,5 sene hapis veya yalan söyle. Benim değildir de YouTube'daki videolar delil değil. Değildir. Ölçü değil. Senin mi değil? Değildir de hiçbir şey yok. Hadi çık. Yoksa yalan konuş 2,5 senede kurtuluyorsun. Doğru söyle 2,5 sene yatacaksın. Dedim ben yalan demem. Yalan demeyeceksin. Kimseye vefasızlık yapmayacaksın. Seni terk etmedikçe onları terk etmeyeceksin. Dünyada ahiret için yaşayacaksın. O zaman dünyada o kadar lezzet alıyorsun ki. Her şey sana basamak olur, yukarıya çıkıyorsun. Ya. Deme yalan. Çalma, çırpma. Dürüst ol. Asacaklar. Assınlar, bak beni astılar. Dediler. 2,5 sene yatacaksın. Yatarsam yatayım. Ne yapma? Biz yalan demeyiz. Bir, basit, fani dünya için, bu hayat için yalan atınızı üretmeyiz. Benim. Benimdir. Dedim. Ya. Ne yapalım? Şimdi bak, rahatça konuşabiliyorum değil mi? Ve sizin vicdanınıza da tesir ediyor. Yaşadığım bir şey söyledi. Onun için. Ha, bu Risale-i Nur böyle bizi terbiye ediyor. Bu bizden kaynaklanan değil.
yalan lafzı kafirdir. Kafirlerin kullandığı yöntemdir. Çıkış değildir. Ama bazı tehlikelerden kurtulursunuz. Geçici süreç. Kısa vadede muvaffak olmuşsun gibi gözüküyor. Yalan. Ama uzun vadede kendine ihanet etmenin bedelidir. Göreceksin. Yalan, kendine ihanet ediyorsun. Sen bana yalan söyledin, inandım. Peki vicdanına yalan söyleyebilecek misin? O bilmiyor mu? Vicdanın gittikçe eriyecek. Ya. Demek ki bizim hizmet ettiğimiz, burada kalmamızın sebebi nedir? Hakaik imaniye, iman hakikatlerine hizmet ettiğimiz şu daire, her şeyin fevkinde. İman, onun için anlattım. Allah hayatımızın esas gayesi, merkezine oturacağız. Bir de okuyayım. Yaşar. Risale-i Nur'un hizmet ettiği hakaik imaniye, her şeyin fevkinde olduğu gibi. Bu laf işte. Her şeyin fevkinde olduğunu nasıl inanacaksın? Yani her şeyden önce onun rızası takip edilecek. Örnek vereyim. Sen mesleğin olduğu için, senin de mesleğin ol. Sen diş kaplama yaparken, şeyde binada, 10. kattasın, ezan vakti geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani yarım saat sonra yakalan, bir saat sonra o. Bir bak, belki de ta dipte getirdi. Hakaik imanı birinci derecede değil. Servis yapıyorsun, kum taşıyorsun, cam fabrikası. Eşhedü en la ilahe illallah. İleride kılar. Bir trafiğe girdin, akşam gitti. Hani her şeyin fevkindeydin? Hayyanel felâh. Ondan sonra felah bekler. 25. kare yapıyorum size. Yani felah bekliyorsun. Haydin felah. Haydin kuma. Ham. Ne yapalım ya Rabbi, trafik böyle yap. En azından bari dörtlü yak, arza numarası yap. Böyle kapatı kaç. Hemen önde namazı kıl. Milletin de canına oku tabii trafiği. Risale-i Nur'un hizmet ettiği hakaik imaniye her şeyin fevkinde olduğu gibi. Her şeyin. Yaşanan bir ders yapmaya çalışıyorum. Her şeyin fevkinde böyle olacak. Her şeyin fevkinde. Ezan. Ha şimdi oldu değil mi abi? Balkonda çakarken ezan okundu. Geçeceksin kardeşim. Şeytan sana kılma demez. Kalitesini düşürür. Yarım saat sonra der. Bu zamanda her şeyden ziyade onlara ihtiyaç var. Bu zamanda. Niçin? Kardeşim, insan sırf beden ve mideden ibaret değil. Aklı memnun etmek için fikirler lazım. Kalbi memnun etmek için his lazım. Ruhu memnun etmek için latife lazım. Herkes ama istisnasız. Herkes bu asırda maddi ve manevi sıkıntıdan muzdarip. Herkes sıkıntıda. Tahammül yok, sabır yok, af yok. Kin, nefret, haset, gönül merkezli, kanaat yok. Yani geçim derdi yok. Daha fazla. Ya. Bak benim hiçbir şeyim yok. Hakikaten yok. Ama çok mutluyum. Hiçbir şey olmasın istemiyorum. Hani istemeyin falan demiyor. Bir şey istemeyin demiyor. Ama mutluluğun ta kendisi değildir. Biliyor musunuz? Allah Resulü'nün iki tane gömleği yoktu. Peki bir tane gömleği olan var mı? İkinci gömleğim yok. Yıkanırsa çıplak duruyorum. Onun için dışarıya çıkmıyorum. Atlette oturuyorum. Diyen var mı? Yoktu. Allah Resulü'nün arabası yoktu. Araba yerine deve vardı. O deve de kendisi yoktu. Vermişti. Nereye bakarsanız bakın. Yarın yiyecek yemeği yoktu, inan. Ama Allah Resulü'den daha zenginiz. Hepimiz. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam bir gün cebinde para durmazmış. Peygamberlerde olmazmış. Bulunanı vermek zorundaymış. Ne? Sen ondan zenginsin, inan bana.
Ama her şeyin çekirdeği. Yani Belçin. Demek ki bir yerde sıkıntı var. Madem bu asır herkes maddi ve manevi sıkıntıdan muzdarip. Ama her şey var. Bir şey diyeyim size. Yokluk kadar zenginlik bilmiyor. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam hadisi var. Hatırlayabilecek miyim bakayım? El fakru fahrullah. Fakrimle, fakirliğimle övünüyor. El fakru fahrullah. Her şey elinize geçti. Her şey. En iyi telefon gençler. Her şey elinize geçti. Gözlük tık, sen ikiniz de siyah tak. Kaç yaşındasın yavrum? 14. Her şey eline geçti. Jeep istedin, telefon bilmem ne istedin. Özel şoförler var. Hayatta isteyecek bir şeyin yok. Mutlu değil biliyor musun? En muzdarip sensin. Çünkü hayatta artık heyecan verecek, zevk verecek bir şey yok. Demek ki bazı şeylere ulaşamamak insanı hayata bağlıyor. Zevk veriyor. Bir şeyin peşine koşuyorsun. En muzdarip adam işsiz adamdır. En ruhsuz adam her şey eline geçendir. Biliyor musunuz dünyada intihar oranlarının en çok olduğu hangi devlettir? İsveç, Norveç, Finlandiya ve Japonya. Şimdi Almanya'da gittim gördüm ben. Almanya'da YouTube'da da var yani. Gidiyorsunuz intihar yeri var. Artık resmi öyle bir yerden atlamak yok. Bedava intihar yok. Para veriyorsun. İmza dağıtıyorsun. Var yani böyle videoda var. Bir tanesi Mecul'da bizim grupta paylaştı. Bir de paylaşmam öyle bir şey. Adama en son kararınız mı? Siz mi karar verdiniz diyor. İki tane kadın var. Bir adam var. Bir adamı alıyor. Tekisi diyor ki evet benim. At bakayım buraya imzayı. At. Şimdi bak diyor. Şimdi çay bardağı kadar böyle bir su veriyor. Adam hop. Biraz sonra kalbin duracak diyor. Adama söylüyor. Sonra öleceksin. İçiyor. Böyle resmi daire var. Niye? İmansızlık ne hale getirmiş. Her şeyleri var. Niye demiş biliyor musun? Çok ilginç ama. Bunu demek için anlattım. Niçin böyle bir tercih yaptınız dedi. Düşündüm ki diyor. Size uzun uzun anlatmayacağım diyor. Dün ile bugün bir farklı yok dedi. Dün ile bugün aynı. Bir farklılık yok diyor. Yarınla bugün aynı olacak diyor. Niye sıkıntı çekeyim diyor. Allah Resulü'nün hadisi hatırıma geldi. İki gün eşit olan ziyandadır. Hatta intihardadır bak. Hayata anlam verecek, heyecan verecek bir şey kalmamış. Biz olan bir kaza daha kılayım, bir kaza oruçta tutayım, biraz da sadaka vereyim, bir sayfada Risale fazla okuyayım. Dün 11 dakika okudum, bugün 12 dakika okuyayım. Hayata heyecan veriyor. Mesela bir heyecanı da söyleyeyim, bağışlayın siz. Buraya gelmek için arabam yok. Benim arabam yok. Birisinden araba istedim. Ya geç kaldım ya. Şimdi kıldım ben onu. Geç kaldım ya getir ya. Şimdi trafiğe de gireceğiz. Araba yok. O heyecanda benim psikolojimi düşünecek, sıkıntıyı düşünecek zamanım yok ki. Psikolojimi, sıkıntımı düşünecek zaman yok. Ya saate bakıyorum araba yok lan. Hadi araba gelsin. Araba gelsin. Saatin araba. Tamam derse yetişeceğim. Sıkıntım dahi olsa psikolojim, ilaç bile içse, unuturum ya. Onu hatırlayacak bir şeyim yok ki. Sonra bindim Yaşar, bindim o trafiğe. Ha babam, olan dedim ne yapayım, ne yapayım. Şu acaba temden mi çıksam, ara sokakta mı gitsem? Ha acayip bir şey, atlet değiştiriyorsun. Yani düşünüp de sıkılmaya zaman yok. Zaman yok O zaman sorunları halletmek yeni büyük sorunları mı getiriyor? Tabii. Yani en büyük sorun mesela en büyük şey en büyük muzdarip adam işsiz adam. Sorunları hallettin. E ne oldu peki? Bak ben bugün insanlığın serüvenine birinci ders yapacaktık. Şeceri Fikret'i anlatacaktı gençlere ama ya sizlere. Arabasızlıkla yetişemedim. Bak şimdi ne? İzdirabımı değil. Peki üzülüyor musun? Hayır. Elhamdülillah iyi ki bir şeyim yok. Allah Allah. Evet. Böyle bir şey kalmış orada. Ya, ulaşamadım daha. Bana heyecan veriyor. Bir şey daha var. Ona da ulaşamadım. Bırakın birkaç şeye ulaşamayın ya.
Bırakın birkaç şeye ulaşmayın ya. Ondan sonra bir baktım, 7 kuleden çıktım dershanede, birisi vermiş arabayı. Tak diye 3-5 kilometre önce gittim, benzin bitmiş, kenara kalktım. Ondan saat 11.30. Ya, çarşamba günü. Telefon ettim, ya gelin birbirinizi çekin. Tamam, halatla bizi çekiyorlar. Ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Sizdeki daha fazla malzeme var. Bu bana keyif veriyor. Yani hayata anlam veriyor. Olumsuzluklar biliyor musun? Meğer olumludur bu. Bak, telefon ediyorum, ha geldi, ha gelecek, ha bu şey yok. Benzin istasyonuna gidiyorlar, meğer kanuna yasakmış bidonla benzin almak. Hadi bakalım çek. İtiyorum ben. Biraz meyilliyse iniyorum ben, tamam mı? Kurtarayım araba tek başıma. İtiyorum, sonra koşuyorum önüne, şoföre direksiyon atlıyorum. Kapının orada. Terden soluyorsun. Bir şeyin peşine koşuyorum ben de. Terden soluyorum. Bak bak kardeşim. Hayata anlam veren, ulaşamadığınız ve istemedikleriniz var ya, hastalık musibet, hayatınıza anlam veriyor. Zevk veriyor. Heyecan katıyor. Ulaşmaya heyecan veriyor size. Her şey elinize geçmiş. Babanız uçağı var. Bir eliniz yağda, bir eliniz bağda. Yemediğin önünde, yediğin arkada. Adam, ne yapayım? Ne yapayım? Okula zaten hoca geliyor, burada imtihan ediyor. Soru cevabı da veriyor. O işaretliyor. Okul bitirmek bir şey değil. Üniversite bir şey diyor ki parayla. 15 bin lira verdiniz bir senelik. Üniversite birinci sınıfı geçiyorsunuz. 15'te geleceksin ikinci sınıfı. Üniversite parayla. Soruları veriyorlar. Ne diyorsun ya? Konuşma işte biliyorum. Şimdi paralar her şey var. Tamam da hayat nasıl zevk alacaksın şimdi? Ama siz bir insana bile ulaşacaksınız. Risale-i Nur'u. Ulan bugün sınıfta birisini anlatacağım. Ya senelerden beri anlattık olmuyor. Tamam o zaman kendim okuyacağım. Heyecan, hayata bağlayacak sizi, bir hedefleriniz olsun demek istiyor. Ya. Diyor ki, bu işlerin içinde en kıymetli iş nedir? Allah'ın rızasını kazanma gayretidir. Allah'ın rızası çok büyük. Ya derse gidiyorsun, konferanslar veriyorsun, seminerler veriyorsun, dersler değil değil. Allah rızası için bir arkadaşınıza bana bak, bir silgi verseniz. Simidin yarısını verseniz, sınıftan bir yaşındasınız. Ya ona bir sevgi olsa, senden dolayı bir namaza başlasa, vallahi benim 10 tane dersten daha kıymetlidir. Ya gördün mü? Demek ki, fakat kalbini öldürmüş, nefsini hevesatla şımartmış mulitler. Bak kalbini öldürmüş. Kalbi öldürdüğünü nasıl anlayacağız? Allah'a ihtiyaç duymuyor. Kalbi o nispetle ölmüş. Bir daha. Kalbini öldürmüş. Nefsini hevesatla şımartmış. Odadan çıkmıyor sevgili arkadaşlar. Bana bakıyor musunuz? Odadan çıkmıyor telefon. Ondan sonra. Saat 12. Ya, tamam 10 dakika. 10 dakika. Saat 1. Ya tamam işte, tamam işte. Geç kaldı. Saat 1.30. Ya. Niçin anlattım? Nefsini hevesatla şımartmış. Ya de laf dinlesin. Ya. Elinize geçti, 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 geçti. Bir anda elinizden alıp da buraya kalamazsınız. Şımarmış, tiryaki olmuş, kalamazsınız. Arabam yok diyor. Muzdarip oluyor. Ayağım var. Ayağının farkında değil. Param yok. İmanım var. Malım mülküm yok. Davam var. Herkes ölümden korkarken biz ölümü dört gözle bekliyoruz. Çünkü ölümü terhis olarak kabul ediyoruz. Hizmet bitti, meşakkat bitti, ücret almaya gidiyoruz.
Gördün. Bir şey peşine koşun. Kalbini öldürmüş. Nasıl anlarız? Allah'a ihtiyaç duymuyor. Peygamber'e ihtiyaç duymuyor. Kalbini öldürmüş. Nefsini hevesatla şımartmış mülitler. İmandaki hakikatin derece ihtiyacını inkar ettiklerinden. En büyük ihtiyaç imandır. İmanın ihtiyaç olduğunu ihtiyaç olarak hissetmiyor. Ama beşer yanıyor canım kardeşlerim, yanıyor. Vallahi yanıyor. Beşer maddi ve manevi sıkıntı ve buhran içinde. Bir gün olsa da en az 10 kişi bunu bana iletmese. Hem de cemaattan ha. Abi diyor yani, ne yapacağım diyor ya. Ya nasıl anlatacağım sana, bana anlatmana gerek yok kardeş. Bir dersimiz var, 12 dakika sesli. Cinli midir, ruhsal mıdır, biyolojik midir? Dinle, git hekime hazır doktora. Başka çaresi yok mu? Var ama yapmazsın ki. Haftada bir gün derse git. Namazın vaktinde git, akabinde tesbihatını yap. Her gün en az Risale-i Nur 10 dakika oku. Hizbul Kur'an'dan bir dersin olsun. Hizbul Hakayık-ı Nuriye'den dersin olsun. Haftada bir en az bir cüz şirketine dahil ol. Zekatını, sadakanı ver. Üzerine kul hakkı varsa, adak borçları varsa ve bitti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ya bir mana. Şeytan kimin üzerine, şeytan indi de sıkıntı. Kimin üzerine iner söyleyeyim mi size diyor. Allah diyor ya. Ne diyor biliyor musun? Kimin üzerine iniyor? Var mı hatırlayan? Bir, günah işlemek. İki, yalan konuşmak. Üç, günah işlemek. Haram işleyenlerde. Bir de iftira yapan, gıybet yapanlara iner. Üç şey. Günah. Çünkü günah işlemek kendi fiili kendisi şeytandır. Günah işleyenlerde, yalan konuşanda ve gıybet ve iftira yapanlarda. Ha. Şimdi üzerinize kul hakkı mı var? Lanet mi var? Beddua mı var üzerinize? Adak mı var? Bunları ödeyin. İşte bir de saydıklarını yap tamam. Veya git ilaç kullan. Mecburuz. Ve çaresi var mı? Yok ilacın. Öyle hayatın boyunca böyle mantar yaşayacaksın. Dediğim gibi yaparsan bak ben huzurluyum. Elhamdülillah. Şükür için söylüyorum. Ve emma bi nimete rabbike feldi. Rabbinin nimetini şükür için tadat et. Hamdolsun. Şükür olsun. Niçin? Bak imandaki hakikatin derece ihtiyacını inkar ettiklerinden. İman bir nurdur. İman kuvvettir. İman bizi mutlu yapıyor sizin anlayacağınız tarzda. İmanınız arttıkça hadiseler sizi çökertmiyor. Sıkıntılar yok olmuyor değil. Bizden fazla oluyor. Bediüzzaman Hazretleri 28'ini hapiste yatmış. Ben birkaç ay yattım, feleğim döndü. Ya 28 defa zehirlediler, bizi 2-3 defa böyle bir şey yaptılar. Dünyamız alt üst oldu. Ha şu... İman onları hadisenin üstüne çıkarıyor. Yani la teşbih ve la temsil, dubağı düşünün deniz okyanusta. Fırtına var her şeyi gömerken siz bir duba düşünün böyle plastik batman. İçine giriyorsun. Gemilerde öyleymiş yani. Sandal yok artık. İçine giriyorsun, kapatıyorsun, oksijen tubu da var. Yuvarlak top gibi top düşünün. İçine 11 kişi oturuyor. Ama aynı top, topun büyüğü. Oksijen deposu da var. 10-15 gün yaşayacak kadar gıda maddesi de var. Ya Allah. Üzerine okyanus gitse ne olur? Onun gibi şey. Hadiselerde hiç etkilenmez. Sonra durulduğu zaman yukarıya çıkmışsın. Kafayı çıkarıyorsun. Tamam sahilde mi? Nezlesi belli değil. SS de veriyorsun. SS'e yani sinyal. Bir balıyor. İman böyle bir şey. Hadiseler dünya. Balon, iman. SS verdiğin zaman da gelip alıyorlar helikopter. O da Azrail. Tamam geldim diyor. Alayım seni götürüyor işte. Bakalım bakalım. Ya ne cümleler ya Murat? Ama dur da bir düşün da ne diyor? İmandaki hakikatin derece ihtiyacını inkar ettiklerinden.
Yani o kafirden bahsetmiyor, Müslüman. Risale-i Nur talebesine hitap ediyor. Yani iman hizmeti, iman nimeti, nimet olduğunu, en büyük ihtiyaç olduğunu bilsek, onun çapını, kalitesini yükseltmek adına adım atardık. Ehli diyanet ve ehli ilmi sevk eden, tahrik eden makasid-i dünyeviye ve ihtiyacatıdır diye itham ediyorlar. Yani tam da bunu da yapacaksın. Ya bilmez misiniz? Baba oğlum. Yani müfessir yani. Hadis ulema. Hal hadis var ya. Yarın ölecek gibi ahirete, hiç ölmeyecek gibi dünyaya. Tamam. Doğru. Bu paya razı mısın? Tabii ya. Gözünüzü kapattın, beste kapattın. Çıkın dışarıya. Sokakta kimi tutar bir tane eline gir. Tut. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya çalışandır. Yarın ölecek gibi, yarın ölecek gibi adam bulmak için gözünü kapatma. Aç gözünü, mikroskop, teleskop, dürbünle de çık, bakayım bir tane bulacak mısın? Hadisin bir parçası tamam. Hiç ölmeyecek gibi kimdir gözünü kapat, kimi tutarsan o. Yarın ölecek gibi çalışanın gözünü aç, teleskop, mikroskop, bütün detaylarla tamam git araştır, yarın ölecek gibi adam bulacak mısın? Ondan hapishane keşelerinde on yüzde bilmem kaç diyorlar ilaç bitiminin psikoloji oldu. Desen de yapmazsın. Hiç kardeşim ilacı. İmana ihtiyaç hissetmiyor. Etmiyoruz. İmana ihtiyaç hissetmiyoruz. İman arkadaşlar bir anlayış, bir seziş, bir taraftarlık Galatasaray Fenerbahçe gibi değil. İman mesela bak. Şu ihtiyaç mıdır? Gençler bakar mısınız? Zaten birkaç dakikam kaldı. 10 dakikam var. Bakar mısın? Bu ihtiyaç mı abi? Şey. İçilsem? Ferahlatır mı? Rahatlarım. Öyle mi abi? İhtiyaç mıdır? Maddi. Şöyle desem. Su ihtiyaçtır ama içtim kabul ediyorum. İçtim kabul ediyorum. Olur mu? Bak bir daha. Suya ihtiyacı var. İçtim, hayalen derelere gidiyorum. Hayalen. Su ihtiyacın gider mi? Ne yapmam lazım? İman da bu su gibidir. Tamam, Allah taraftar olduk. Tamam, bir Allah var. Heh, hayalen çeşme, çaylara, derelerde su, rüyada su içiyorsun. Sen ne olur? Sizin de şöyle olmanızı istemem. Darphane ne demek biliyor musunuz? Para basılan yerdir. Beşiktaş'ta var İstanbul'da. Para basılan yerde orada memur yok mu? Parasızlıktan canı çıkıyor adam. Ulan para basılan yerde. Para basılıyor ama parası yok. ona benzememeliyiz. Yani iman hakikatlerinin işlendiği yerde iman eksikliği sıkıntısını yaşamamamız gerekiyor. Ya. Hele biz Murat. Biz biliyor musun bu dersler bize ya. Bu gençler bu duyuyor. Çünkü fazla değerlendirmez. 11, 12, 13. Ama gençler. Sait kaç yaşındasın abi? Mustafa kaç yaşındasın? 19. He? 19. 19. Samet, Abdü Samet kaç yaşındayız abi? 20. Bu ders bize bakıyor biliyor musun? Yani darphanede parasız olan memur gibi. Para basıyor ama kendisiyle alakası yok. Veya harabat ehlini hor görme sakın. Hazinelere malik viraneler var. Bina eski binalar ama dökülmüş, kar çık etmiş, bina yıkılmış. Ama temelinde öyle bir para var ki eski ecdat bırakmış. Bu binanın 10 katını yapar. İşte harabat ehlini yani döküntüye ve hor görme sakın. Hazinelere malik, hazine var dibinde, viraneler var. İhtiyaç hissedeceğiz imana. İman geçmişimizi, iman geleceğimizi, geçmişimizi güçlü yapıyor, önümüzü aydınlatıyor. Ahmet, Abdülkadir, şey. Evet abi. Tamam mı abi? Bu çocuklar değil, en çok biz. En çok biz abi. Evet. İmana ihtiyaç duyacağız Abdülkadir. Abi kaç yaşındayız sen de? 48 abi. 48. Sen abim? 48. Muhammed sorarsınız.
İman ihtiyaçtır, biliyor musun? Ha, o zaman bu ihtiyaçsa bunun kalitesini ve çapını genişletmemiz lazım. Sıkıntı, mesela sıkıntı var. Demek ki kalitesi küçük. Kalitesi düşük. Biraz çapını büyüt. Yani kazanımla kaybı eşit görmüş İmam-ı Azam. Böyle bir imanı varmış. Ticaret ehliymiş. Basmacı, kumaşçıymış. Gemin battı demişler. Elhamdülillah demişler. Elhamdülillah demiş, derse devam. Gemi batmış, gemi. Ondan sonra bir yarım saat sonra haber gelmiş. Efendim yanlış olur, sizin değilmiş. Siz devam. Ona da elhamdülillah demiş. Gene derse devam. Hastalık ve musibet eşit görmüş. Bediüzzaman Hazretleri ölümle yaşama eşit görmüş. Bana pasaport dairesinde pasaport lazım demiş. Bediüzzaman'ın ölüm anlayışı, Bediüzzaman Hazretleri ustadımız, ölümle yaşamak eşitlenmiş. Eşit. Yaşamak ne kadar istiyorsak ölüm o kadar istiyormuş. Hazreti Ali buradayken orayı yaşıyormuş. İhtiyacatıdır diye itham ediyorlar. O ithama göre de pek insafsızcasına onlara ilişiyorlar. Mesela siz diyecekler, tamam da yani ya dünyayı da unutmayın. Lan zaten mesela bazı çocuklar yemek yemiyormuş. Niçin? Sen yapıyorsun. Ağzına dayıyorsun. Veriyorsun o uyduruk kanserojen patates çizileri mizileri. Tabii ki yer mi? Çocuğun ağzına dayatırsanız, tıkarsanız çocuk yemek yemez. Nefsaniyeti teşvik etmeye gerek yoktur. Yemeği çocuğa yedirmeyin. Yemek onu yer diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Bırakın disiplin olsun. Yedin mi yavrum? Yok yemem. Yavrum bak ikisi dört saat sonra yemek saatimiz. Bak bu evde öyle labur labur oraya koşmak yok. Arada yok. Bak dört saat ağlasa çatlasa yedirmeyeceksin. Bak dört saat sonra yiyor mu yemiyor. Yeme, yapam. Bunu sen yapıyorsun. Yani disiplinli bir hayatı tarz vermeyeceksin. Bak bir misal söyleyeyim. Gençler, hayatımda beri yaşanan bir ders yapıyorum. Dün Afyon kampındaydık. Enfusi kamp. İki gün. İnan bana 8-9 saat yoldaydık. Ve yatağa girdiğim zaman 1.30'du. Sabah 4.20'de kalktım. Teheccüdtür. Teşvik için söylüyorum. Teheccüdtür. Biraz daha bekledim. Sabah namazında kıldım. Ondan sonra 7'de de yola çıktım. Spora gittim. 7.30'da da spor kompleksindeydim. 2 saat, 2.5 saatte spor yapıyorum. Niye anlatıyorsun aslında bunu? Yorgunum, şey geldim. Bugün terledim. Yok. Disiplinli olacaksın. İnan. Ve sabah sporuma gittim. Disiplininizden selam, taviz vermeyin. Şeytan o zaman size selam çakar. Disiplinli yaşayın. Dağda olsanız, köye tatile gittiniz değil mi? Gideceksiniz. 2-3 haftanız kaldı. Öyle mi? Şimdi gitseniz, buradaki kalkış saatinizde kalk. Disiplininizden taviz vermeyin. Kurallı yaşayın. Şeytan doğru dahi yaşasınız kuralsızı. Yani 10'da kalktınız. Haram değil. 9'da kalktınız haram değil. 1'de kalktınız haram değil. Ama kuralsız doğru bunlar. Şeytan yanlışlardan girdiği gibi bize kuralsız doğruları yaşarken de giriyor. Kurallı doğruyu yaşayacağız. Burada mı kalkıyorsun saat kaçta? 8.30. 8.30'da kalkacaksın evde de. Kurallı yaşayınca şeytan giremez. Şeytan nereden giriyor Müslümana? Yanlış yaptığında zaten kendisidir şeytan. Kurallı, bak kuralı terk ediyoruz. Doğru kuralların yanlış yaşanmasından giriyor. Bak, doğru mesela 11'de kalkmak doğru, günah değil. 9'da kalkmak, bir gün 9'da kalkıyorsun, bir gün 12'de kalkıyorsun, şeytan tepene biner. Bir gün ezan okunca 10 dakika sonra kılıyorsun, bir gün bir saat sonra seni tepene biner. Kurallı yaşayacaksın, disiplin edeceksin hayatını. Köpek gibi küçük Hasan yetiştireceksin. Küçük Hasan, büyük Hasan. Tamam?
Köpek ya, köpek. Bende köpek var. Seyis gibi, at eğitmeni gibi köpeğe edeceksin. Tuvaleti bile yapıyorum ha gençler. Öğrenin diye söylüyorum. Tuvalete gittim, bekliyorum. Hiç kusura bakma dedim, bekleyemem. Zamanım yok. Sonra çıktım, 10 dakika sonra darlattı. Yok, gelseydi. Gelseydi. Şimdi hiçbir şey girmiyor. Sıkıyorum. Ha. Sonra gittiğin zaman tuvalet adam gibi git. Paldır küldür çık, ondan sonra tamam. Tuvaleti bile eğiteceksiniz. Tuvalet bile eğitilerek oluyor. Geldin geldin. Bak geliyorken yolda sıkıştı. Dedim ben sana çıkmadan girdim mi tuvalete gittim. Gelseydin. Ben hala şey yapmadım. Geldim orada gittim. Hiç şansın yok. Bir yere mola vermek yok. Gelseydin. Beyine, beyin alettir. Akıl aletine niyetimle, meylimle komut veriyorum. Beyin de diyor ki bu gitmeyecek. Bu manyağın birisi. Tamam bu işleri bile akılla yapmaya çalışıyor. Diyor ki kapatın o sistemi, şu anda gitmeyecek. Zorlamayın bu adamı. Akıl aletini yönetmeye çalışıyor. Öyle yok. Keyfine göre hareket edemezsin burada. Burada sen de oturuyorsun, ben de oturuyorum. Diyeceksin. Bu binaya. Anladın mı abi? Bana şimdi bunu dinleyen ne diyecek biliyor musun? Manyağın birisi. Şuraya bak ya. Ne anlatıyor ya? Disiplini anlatıyor. Disiplinli ol. Hapisteyim, gene dersimi çalıştım. Bütün Türkiye ayağa kalkmış, ben imanla itikat arasında fark nedir onunla olmuş. Yalan demiyorum. Benimle alakalı haberler geçiyor, dinlemiyorum. Zaten dinleyecek aletim yok. İşim var benim, o da işini yapıyor. Disiplinli olun, taviz vermeyin. Şeytan, bak disiplinsiz doğrularınızdan giriyor. O itama göre de pek insafsızcasına onlara ilişiyorlar. Bu bedbaht muhlitleri kati bir surette iskat etmek. Yani bütün bak ha bir fiil madeten öyle fedakarlar lazım ki dünyanın en mühim meşgaleleri belki büyük zararları onların hakaik imani ihtiyaçlarını susturmuyor. Son cümle bitti. 31 geçiyor. Bir dakika. Bak bir daha son cümlemi okuyayım bir daha. Yani ne olursa olsun diş cephe, binanın diş cephe montaj yapıyorsun. Cam fabrikasına kum yetiştiriyorsun. Siz de hocam ne yaparsanız yapın iman ihtiyacınızı hiçbir şey susturmasına fırsat vermeyin. İmana ihtiyaç duyun. Biraz daha bir şey söyleyeceğim. Allah'a ihtiyaç duyun gündelik hayatta. En büyük ihtiyaç Allah'tır. En büyük nimet 15. şuaların sonunda en son. 29. Şua-i Arabiye'nin tercümesi var ya. En son şuaların en dibinde. Ne diyor biliyor musun? En büyük nimet Allah'ın varlığıdır. Allah'a ihtiyaç duyun. İmana ihtiyaç duyun. Onun peşine koşun. Onun da peşine koşun yani. Bir fiil madeten öyle fedakarlar lazım ki dünyanın en büyük, en mühim meşgaleleri. En mühim meşgaleleri. Bu Kanal İstanbul geçecek ya. Oranın belediyeyle alakalı memurlar var tanıdık. Abi diyor ya bir kenar köşede dershanenin bir şeysi var mı? Tanıdığın var mı? Abi diyor kesinleşti diyor burada şey yapacak. Sonra kalbime böyle döndüm. Ulan dedim kayıyor musun? Nasıl Kanal İstanbul geçecek? Kimsenin haberi yok mu? Varsa alalım falan. Namertim bak bakırımı koyuyorum. Hiç umurumda. Ya kardeş. Hiç kimsenin de söylemedim. Yaşar burada şey var. Dünyayı teşvik ne edeceğim? Yaşar burada Kastamonu laikasında 230'u oku demem gerekirken Yaşar Kanal İstanbul'da arsa satıyor. Ne yapacaksın ya? Kime mal yetiştireceksin? Daha beter çalışacaksın bu sefer. Zaten ders özel görüyoruz. Bir daha arsa yüklendin mi hiç derse gelemeyeceksin. Yani ona teşvik etmeye gerek yok. Fiilen bir ders anlatmaya çalışıyorum. İman ihtiyacınızı hiçbir şey susturmasına fırsat vermeyin. Hayali su içmeyin, su için. Bayağı da güzelmiş. Ha? Geceniz mübarek olsun. Sıkmadık değil mi sizi? Ne toparlarsak bir cümlede şu. Allah'a ihtiyaç duyacağız. İmana ihtiyaç duyacağız. Başka bir farklı bir şey anlayan var mı?
Kim söyleyecek? Elini kaldırsın. Ben bu derste bunu anladım. Hadi bakalım. Söyle abi. Disiplin olmayı. Harika. Kaç yaşındasın abi? 12. 12 yaşındasın. Adın ne yavrum? Muhammed Said. Muhammed Said. Nerelisin yavrum? Urfa. Urfa. Disiplini yaşamayın. Nerede? Mesela burada kaçta kalkıyorsunuz? 6.30. 6.30. Eve gidince 6.30'da kalk. Disiplinden taviz verme. Başka ne anlayan? Farklı bir şey anlayan var mı? Suya mesela ihtiyacımız var. Allah'a da ihtiyacımız olduğu zamanlar olması lazım. Evet. Yani. Hayatta çok güzel. Adın ne yavrum? Yusuf Kerem. Allah, ha, bir de Allah'a ihtiyaç hissetmemiz lazım. Demek ki ihtiyaçtır Allah. Su gibi ihtiyaçtır. Başka? Ha, söyle abi. Abi iman dün... Yavaş. İman hayatın hayatı mı? Evet. Onu diyecektin mi? Hayatımızı canlandıran demek ki hayatın hayatı imandır. Değil mi? Hayatımızı aktif eden, canlı eden, güçlü kılan, mutlu kılan imandır. Doğru. Başka? Ben doktora gittim abi. Kan testi istedi. Kan testi istedi. Herkes yaptırıyor. Bir de ben yaptım. Aile hekimi var ya. Dedi ki sen dedi suyu dedi az içiyormuşsun dedi. O yüzden dedi böbrekler dedi zarar görebilir dedi. Suyu dedi zorla da olsa içeceksin günde dedi 2 litre dedi. Ben ihtiyaç hissetmiyorum zahire. Ama diyor ki bu liste onu gösteriyor. Elinde bir şey var. Oradan okuyor. Şimdi biz zahiren hani Allah'a bir ihtiyaç hissetmiyorsak bile hani nefsani keyfimiz hoş olduğu zaman Allah'a ihtiyaç hissetmiyoruz. Ahirete ihtiyaç hissetmiyoruz. Biz ne kadar nefsimiz istemese de gönlümüz hoş olsa da Allah'a olan ihtiyaç listede gözüküyor. O böbrekler yavaş yavaş çürümeye, yani ruh yavaş yavaş çürümeye başlıyor. İçeriden hastalıklar zuhur etmeye başlıyor. Zorla da dedi olsa günde dedi 2 litre içeceksin dedi. Yani zorla da olsa işte Ayet-el Kübra'yı okuyacağız. Ondan sonra Haşr Risalesini okuyacağız. Aklımız hissetmese de ruhumuz o şeye ihtiyaç hissediyor. Bak gördünüz mü? Ben ihtiyaç hissetmiyorum suya ama alttan böbrek gidiyormuş. Sonraki su içiyorum. Bu nasıl böyle hemen suya aman dedik. Allah da ihtiyaçtır su kadar. Ama ihtiyaç hissetmiyoruz. Doktorun verdiği reçete gibi biz de bu Bediüzzaman'ın verdiği doktor için uyuyor musun? Tabii uyumak zorundayım. Ya. Yoksa gider böbrek. Bak bu da reçete. Bunu da uyacaksın. Reçete 1. Reçete 2. Doktor kadar değeri yok mu Bediüzzaman'ın? Ya o zaman doktorun reçetesini uyuyorsun da buna niye uymuyorsun? Başka farklı bir şey anlayan var mı abiler? Kaldıran parmak söyle abi. İman etmeyi kolaylaştırmak için nefsi terbiye etmek gerekiyor. Harika bak bunu unutmuştuk. Nefsini terbiye etmek gerekiyor. Ne köpek gibi değil mi abin? Evet. Hani at eğitmeni var ya seyis. Dayatacaksın sus lan köpek. 3 ay edeceğiz beni. Küçük Hasan. Senin adın ne? İsmail. Küçük İsmail, büyük İsmail. Odundaki duman, odundaki nur. Küçük İsmail nefis. Büyük İsmail ruh. İkisine de hükmeden ben olan ben. Terbiye edeceğiz. Başka farklı anlayan var. Fakirliğimiz, ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz olmazsa eğer demek ki dünya yaşama ihtiyaç yani şey sevinç. Zevki olmaz. Bak fakirlikler zenginliklerimizdir. Ulaşamadıklarımız heyecanlarımızdır. O zaman hayat anlamını kaybeder. Yani hayatımızdan daha değerli hayatımıza gaye yaparsak hayat anlamını bulur. Her şey heyecan verir. Hayatımızdan daha değerli bir şey yok. Hayatımızdan daha basit şeyleri hayata gaye yaparsak hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Söyle abi. Peygamber Efendimizin iki gömleği yokmuş, bir gömleği varmış. Bir de peygamberlerin cebinde para yokmuş. Ya biz ise o 20 sene sonra hesap ediyoruz. Anne babalar da çocuklar yetiştiriyor. Niye biliyor musun? Dine Kur'an hizmet edecek diye değil. Sigorta şirketi gibi. Yani hasta olursam bir şey olursa beni doktora götür ilaç verirdi. Oysa peygamberler cebinde hakikaten yokmuş. Çünkü peygamberler hakikaten entarelerinde cep yokmuş.
Parayı da böyle taşıyamazlar. Bir şey dikkatimi çekti abi. Bayburt'a gitmiştik Müşeyrek köyüne. Bir yaşlı ihtiyar, salabeti diniyesinden dolayı sigorta caiz değildi, sigorta yapmamış. Neyse, dedi ki sigorta yapmadım hani bu itikadından, inancından dolayı. Allah'a şükür de hiç hastalanmadım dedi. Doktorlara hiç muhtaç olmadım dedi. Sonradan demişler ki işte şeydir, sigorta caizdir, gel seni sigorta yapalım, işte sana emekli maaşı bağlansın, işte bak bedava tedavi olursun filan. Neyse sigorta yaptılar beni dedi. Doktordan çıkmıyor şimdi dedi. Demek ki itikada göre muamele. En aynı senin abdi bir, nasıl inanırsan öyle muamele. Başka farklı bir şey söyleyecek var mı? Yoksa bitireceğim. Böyle güzel bir şey söyleyecek. Evet bir şey. Mustafa, sen. Nimetsizlikteki nimet diyebilir miyiz abi sen? Harika. Yani her zaman ulaşılabilecek bir şeyin olması gerekiyor. Evet. Yani ulaşamadığın bir şeylerin olsun ki seni koştursun. Yani hiçbir malın veya hiçbir şeyin olmasın demek istemiyor. Yani istemiyorsun. Evet. Özellikle bunu ifade etmek istemiyor. Olsun ama her zaman bir hedefin de olsun yani. Evet, yani daha ulaşamadığın bir şeylerin de olsun. Hedefini ortadan kaldırma. Tabii bazı cahil insanlar diyor ama hiçbir şeyimiz mi olmasın o zaman diyor ya. Evet, olsun kardeş ama ulaşamadığın şeylerin de olsun. Abi ya. Ben de bugün şeyi tefekkür etmiştim zaten. Burada da tasdiklendi. Benim şu an burada hizmette olmam şeyi yaptığım hatalar, belalar, musibetlerden sayesinde şu an buradayım. Hani sen dedin ya hedeflerin olması gerekiyor, ulaşabileceğin bir yer olması gerekiyor. Sen de abi şu an ulaşamadığın şeyler yüzünden bu masada oturabiliyorsun. Kişiliğin ulaşamadığımız şeyler bize kişiliğimizi veriyor. Zaten hedeflerimiz, gayelerimiz olmak istediğimiz insan. Yani daha ilerisi var. O var, o ama sen değilsin. Şu an Hasan abi yapamadıkları, başaramadıkları veya belalar çektiği musibetlerden ortaya çıkan bir Hasan abi var. Daha senin kendi istediğin gibi bir Hasan abi değil. Oluşturacağız onu da zaman. Ben ya istediklerim, elime geçirdiklerimle olsaydım sokaktaydım. Evet. Doğru söylüyorsun, elime geçiremedim. Ne düşünüyorum biliyor musun? Bak bugün sizi düşünüyor bu gençleri. Sen kaç yaşındasın abi? 19 abi. 19. Ne diyor? O an dedim bunlara insanın serüveni daire hayata geldik. Biraz erken çıkayım dedim. O şeytan az değil ya. Engel oldular. Gelemedim. Tamam. Hedef ve araba sürüyorum. Allah Allah. Kafama takıldı. El fakru fahrullah. Lan gördü kendi kendine. Bu dersi o belirledi bugün arabayla gelirken. Fakrımla övünüyorum. İnsan fakrıyla övünür. Her hayata anlam katıyor. Allah'a değil mi? Elimize tam geçmedi daha. İman tam değil, geçmedi daha. Ahiret tam geçmedi daha. Hayata heyecan veriyor ya. Em ve yeğesin vartasına düşer diyor ya abi. Evet. Aynısın dediğiniz gibi. İnsan bir hadis görmüştüm de. Müminin diyor işlediği günahlar onun diyor kibirini kırmak içindir diyor. Ya. Normalde günah işlemek günah da yani zarar yanlış bir şey değil mi? Ama onda da bir hikmet var. İnsanda emin vartasına düşüyor bu sefer. Yani ibadeti yaptık, ruhumuz rahat, ondan sonra bir kendine güven var. Hani pek bir Allah'a ve ahirete canı gönülden bir şey yok. Yani iştiyak ve iştah kapanıyor. Cenab-ı Hak bu sefer bir şey gönderiyor. Aczimizi, fakrımızı anlatıcı, bir yanlış yapmamıza bir vesile halk ediyor. Mesela ben şimdi sağa sola gidiyorum, ders yapıyorum, bilmem ne yapıyorum. Dersen hayatım geçiyor. Tabii gurur, kibir oluyor tabii öyle. Öyle olduğu zaman Murat'ın dediğini söylüyorum. Gençler, günahımı hatırladığım zaman, böyle kibir yaptığı zaman, günahım beni iki büktüm ediyor, inan en rezil benim. Yani günahlar o kadar işime yarıyor ki, yeniden günah yapmanıza gerek yok, zaten var olan yetiyor da. Tamam, o günahlar, lan ne oluyor lan? Aptal, şu günah var ya, şu yani kibrine değil, yaptığın hizmet, ya şu günahı affettirsin. Diyor, beni iki büktüm ediyor. Onun için şeyimiz yok ya, dersi ister dinle, ister dinleme. Tekit edenleri diyorum siteye. Nur dersine girecek, giriyor, girme. Ya girsen ne olur, girmesen ne olur. Dinlesen ne olur. Benim dünyada işim bitti. Dünyada bir beklentim yok. Benim dünyada işim bitti.
Yani dünya cihetiyle. Yani bu sefer ne oluyor biliyor musun? İnsanda başka şeyler oluyor. Yani o günahlar, yani dinlese ne olacak? 10 milyon insan beni dinliyor. Bunlara ne olacak? Benim günahımı affettirir mi? O geçen hafta işlediğim, geçen ay işlediğim, geçen sene işlediğim günah affettirir mi? Nasıl affettireceğim ben Allah'ı? Dinlese ne olur, dinlemese ne olur. Rıza ilahi var mı kardeşim? Peki, fazla daha soru sormuyorum. Çünkü sıkıldınız haklı olarak. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tevassalat.